Herkese iyi geceler. Şafak Malatya YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir Beşiktaş maçından sonra ve yine sinirlerimizin harap olduğu bir skordan sonra tekrar bir aradayız. Şafak da başka bir kanaldaki yayından, PlaySpor'daki kanaldaki yayından çıktı. Şimdi o da birkaç dakikaya aramızda olacak. Ama onun öncesinde benim size söylemek istediğim bazı şeyler var. Şimdi bizim yönetimle ilgili yaptığımız bazı açıklamalar var. Bu açıklamaların sonunda bazı mecralar bizim yönetimin adamı olduğumuz yönünde bir inanışta ve söylemde bulunuyorlar. Bazıları da yermek için, yani bizleri yaralamak için, sizlere karşı kötü bir intiba bırakmak için Hasan Arat'ın adamı olduğumuzu ya da herhangi bir yöneticinin adamı olduğumuz konusunda bazı söylemlerde bulunuyorlar. Belki bazı yöneticiler de bu yönde tavır da alıyor olabilirler. Bu arada Şafak hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Senden önce bir konuya değinmek istedim de Sen devam müsaadenle. et, ben dahil olurum. Buyur dostum. Şimdi insanların bir yerleri eleştirmesi ya da yapılan güzel işleri övmesi çok doğal bir şey. Bugüne kadar duruşumuz neyse aynı şekilde devam ettik. Bizim Hasan Bey'i ve yönetimini bazı konularda destekliyor olmamız hata yaptıklarında eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez ki belki de hiç ummadık eleştirileri bu kanalda duydunuz. Örnek, birazdan konusuna geleceğiz ama Santos'la alakalı bu hocadan olmaz diye belki de ilk bu kanalda duydunuz. Ve üst perdeden bunu söyledik. Ve bundan dolayı da asla geri durmayacağız. Bunun yanında yaptıkları hatalı işler varsa bunları da mutlaka söyleyeceğiz ki söylüyoruz. Üslup hatası olsun, taktiksel hata olsun, yani yönetim anlamında taktiksel hata olsun, iletişim hatası olsun. Bakın arkadaşlar, bu kanalda karşınızda gördüğünüz bu iki kişi hiçbir menfaat gütmeksizin burada muhabbet ediyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Ortak değerimiz olan Beşiktaş'la alakalı sizlerle asfalt ediyoruz. Bizim hiçbir menfaat gütmeden burada bulunmamızı menfaat güdüp de Beşiktaş üzerinden nemalanmaya çalışanların söylemleri üzerinden kimse gelip de kıyaslamasın. Bugün yönetimin yaptığı işler eleştirilirse yarın güzel yaptığı şeyler övülür ya da tam tersi. Biz kimseyle bir göbek bağı olmayan iki kişiyiz burada. Ve bizden önce yayın yapan Tolga ve Sergen kardeşimiz öyle, Emirhan kardeşimiz öyle. Bu kanalda hiç kimsenin kimseyle bir göbek bağı yok. Benle Şafak, diğer arkadaşlarımıza göre genel kurul üyesiyiz aynı zamanda. Ve oydu buydu falandı feşmekandı bizim bu tarz işlerde birilerinin adamı olacak veyahut da birileri için bir şeyler söyleyecek ki bugün Şafak bana desin ki Nedim biraz işte Hasan Bey'i övelim ki bugüne kadar hiç demedi. Hiç demedi. Bizim bütün konuşmalarımız genelde doğaçlamadır. Onun öncesinde biz kendi aramızda çalışırız konularımızı ama onun haricinde bütün her şey doğaçlamadır. Bunu asla unutmayın. Ne o bana müdahale eder ne ben de ona derim ki ya ben bunu söyleyebilir miyim? Asla böyle bir şey yok. Neyse içimizden ne geliyorsa onu söyleriz ki birbirimize de çok güveniyoruz. Neyi nerede söyleyeceğimizi iyi biliriz. Ondan dolayı yönetime sesleniyorum. Eğer böyle düşüncede birileri varsa kusura bakmayın etrafınızdaki olan kişilerle bizleri ayırt edin. Bu bir. Bizi izleyenlere söylüyorum. Birileriyle bu tarz konularla bizi eşleştirecekseniz kusura bakmayın elma ile armudu eşleştirmiş oluyorsunuz. Bizi kendi mecrasına çekmeye çalışanlar varsa kusura bakmayın onlara da hayvan terli yemez. Herkes kendi kapısının önündeki çöplükle uğraşsın. Kusura bakmasın arkadaşım. Senin Kardeşim de söylemek ağzına isteyeceğin bir sağlık. şey varsa buyur Tabii. söyle. Çok kısa söyleyeceğim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi bir tane mesaj vardı. Hemen konumuza döneceğiz ama arkadaşlar bunları söylemenize gerek yok. Biz sizi biliyoruz diye. Geçen bir yayından sonra maalesef mesajlarda daha sonra yazılan bir mesajda da buna benzer bir mesaj okudum. Çok üzüldüm.
İşte her yayına başlarken son birkaç yayındır bunları söylüyorsunuz. Ondan sonra yaptığınız işte iyiliklerle alakalı insanları teşvik etmek adı altında da olsa gösteriyorsunuz. Artık bunları değil Beşiktaş'ı konuşun falan diye. Ben bu yorumlara saygı duymuyorum. Niye saygı duymuyorum? Çünkü empatiden yoksun yorumlar bunlar. Arkadaşlar, bizler de insanız. Sorun eleştiri değil. Niyet kötü. Siz bizim dışarıda duyduklarımızı, katıldığımız organizasyonlarda şahit olduklarımızı bilmiyorsunuz. Bakın, bu kanal geçen sene Mayıs ayından beri yeni yüzüyle hayata, yayın hayatına başladığından bu yana çok şükür yaptığımız her şeyde haklı çıktık. Yorumlarımızda haklı çıktık, transfer haberlerimizde haklı çıktık. Genel itibariyle kongre sürecinden sonra birçok mail alıyoruz. Teşekkür ederiz kongre sürecinde bize bunları gösterdiğiniz için vesaire vesaire. Ama arka planda duyduklarımız, arka planda hissettiğimiz, arka planda gördüğümüz şeyler de bizi üzüyor. Dolayısıyla biz de insan evladıyız, etten kemikteniz. Bazen yayınlarımıza böyle bu serzenişlerle başlayıp 5-6 dakikanızı çalıyoruz. 5-6 dakikanızı çaldığımız için özür dileriz. Bunu telafi ederiz. Yayının sonlarında şu an 6,5-7 dakikadır konuşmuşuz. Rahatsız olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu 7 dakikayı yayının sonuna ilave ederiz. Bu konuda da hakkınızı teslim eder, telafi ederiz. Ama bizim de insan olduğumuzu, yüzümüze söylenemeyenlerin arkadan söylendiğini, yüzümüze başka konuşulup bir duruş gösterilmeyip farklı şeyler yapıldığını, bu tarz şeyleri gördüğümüz zaman da çevremizden otomatikman üzülüyoruz. Bununla alakalı dertleniyoruz. Bizimle alakalı işte genelde bakın biz transfer sezonunda özellikle size dedik ki sakin olun. Beşiktaş transfer yapacak. Bunu söylerken birilerini kollamak ya da kurtarmak için değil. Bunu söylerken biz bir bilgimiz olduğu için, haberimizin arkasında durduğumuz için söyledik. Bu da çıktı zaten. Muçi ve Musrati transferleriyle. Otomatikman sağda solda bizim söylemlerimizden dolayı basında, dışarıda, camiada, taraftarlarda bir hedef gözetmeksizin söylüyorum bunu. Çünkü rotasız dedikodular bunlar. Rotasını bulabilsem tırnak içinde içlerinden geçeceğim. Yani hem yüz yüze içlerinden geçeceğim hem de burada isim vererek konuşacağım. Ama rotasız olduğu için ben de rotasız söylemek durumunda kalıyorum. O yüzden yok işte bunlar yönetimi güzel diyor. Yok bilmem ben kimseyi güzellemiyorum kardeşim. Ben haberimin arkasında duruyorum ve arkadaşlarım da bunu yapıyorlar. Bana destek oluyorlar. Söylediklerimizde çıkıyor. Çıkmadığı zaman da delikanlı gibi çıkıp özür dileriz. Yanlış bilmişiz diyoruz. Ama böyle şeyleri söyleyip de arkamızdan konuşanlar müfteridir. En basit tabiriyle, en hafif tabiriyle müfteridir. O yüzden bunları geçelim. Üzerine de çok durmayalım. Ama sevgili Nedim Güngör zaten gerekeni söyledi. Biz sadece şurada kendimizi sorgulamalıyız bence Nedim. Bizim kadar hassas davranan, bizim kadar duruşa önem veren, bizim kadar söylediklerinin arkasında durmaya gayret eden insanlarla mı birlikteyiz acaba? Bu soruyu kendimize sorup bir ara istişare edelim ekip içerisinde. Çünkü biz birçok şeyin arkasında durmaya gayret ediyoruz. Ama görünen o ki gayret ettiğimiz durumlardaki insanlar aynı duruşu sergileyemiyorlar. Bunu bir ara oturup hep beraber konuşalım. Şimdi Özür diliyorum. Tabii. Şimdi bir arkadaşa özür dileyerek cevap vereceğim. Servet Kartal, sizin savaşlarınızı dinlemek istemiyoruz. Abi gündemleri değerledi. Baş üstüne emredersiniz de buradaki mevzu savaşlar değil arkadaşlar. Kimseyle bir savaşımız yok Servet. Asla. Kimseye hedef aldığımız da yok. Hakkımızda dedikodu çıkartıyorlar. Biz de cevap hakkımızı kullanıyoruz Servetciğim. Ne yapabiliriz yani? Ben o zaman söyleyeyim. Servet kör, topal, alaksız bir adam değil desem. Sen ne yapacaksın değerli kardeşim? Hayır öyle değilim diye anlatmaya çalışacaksın. Bundan doğal bir şey yok. Biz bu duruşumuzu anlatmazsak biz kimseyle savaş yapmıyoruz kardeşim. Niye böyle düşünüyorsunuz? Ben savaş yapacağım insanın yüzüne konuşurum. Ben aynen. Bu dedikoduları çıkartan karaktersizlerin kim olduğunu bir tanesini biliyorum da diğerlerini bilmiyorum. Bildiğim kişinin de yüzüne söyledim zaten. Yapmayın. Servet istersen yayından çık güzel kardeşim. Hiç problem değil. Ama bak bu tarz yorumlar yapan, bizi bu kefeye koyan arkadaşlarımız şu an itibariyle bu yayını izlemeyebilir. Kesinlikle gönül koymam. Yapmayın. Bak, bir şey de düzeltelim. Buradaki mevzu bizim bir yandan da yönetime bunları gönderiyoruz. İzlediklerini biliyoruz.
Lütfen etraflarındaki insanlara iyi baksınlar. Ama bizden şunu beklemesinler. Biz gidip ne olursa olsun şakşak yapmayacağız. Bunu bilsinler. Şimdi gündemden devam edelim. Ben ilk başta direkt şöyle söyleyeyim. Net bir şekilde. Bu adamı derhal kovmaları lazım bak. Bak Fernando Santos hoca falan demiyorum. Bu adam hoca falan değil kardeşim. Bu yorumlardan dolayı da beni eleştirecek olanlara saygım sonsuz. Fernando Santos'u direkt kovun. Şimdi bakın biz kötü niyetli olsak Fernando Santos'un ne kadar maaş aldığını söyleriz mesela. Kötü niyetli değiliz mesela. Ve benim bu konuda bir istihbarati bilgim var. Belki doğru belki yanlış. Söylediğimizde çıkar onun kokusu. Ama bunu söylemiyorum mesela. Veya Nedim söylemiyor. O yüzden bu adamı derhal kovun. Bu adamdan Beşiktaş'a hiçbir yarar olmaz. Bu adam önünü göremeyecek derecede bir adamdır. Beşiktaş'ın üçüncülük şansı bugün itibariyle bitmiştir. Matematiksel olarak devam edebilir. Bitmiştir kardeşim. Trabzon'la 5 puan fark olmuştur. Beşiktaş gram top oynamamaktadır. Nedim? Toplamda Beşiktaş 2 tane isabetli şut çekmiş ya. Bu nasıl bir rezalettir? Beşiktaş'ı artık savunamayacağımız bir pozisyona getirmeye başladılar. Dün akşam Trabzonspor maçında bir Trabzonsporlu oyuncu döndü rakibine tokat attı böyle değil mi? Hepimiz gördük. Konuşamıyoruz. Çünkü o kadar rezil oynuyor ki Beşiktaş. Ben şimdi çıkıp desem ki ya hakemler Trabzon'u üçüncü yapmak istiyorlar kardeşim ki demem öyle bir şey de. Desem bile bir tane insan evladı çıkar bana der ki abi sen ne anlatıyorsun? Sen top mu oynuyorsun? Bir tane set hücumu yok. Bir tane oyun planlaması yok. İleride yapılan bir atak varyasyonu yok. Bu adam ne için geldi buraya? 7 tane yardımcısı ne için geldi buraya? Kebap mı yiyorlar? İstanbul'u mu geziyorlar? Bu kadar rezalet bir şey olabilir mi? %29 topa sahip olmuş Beşiktaş. Oynadığın takım Başakşehir. Karşındaki hoca stajyer dedikleri bir hoca. Ki ben katılmıyorum o yoruma. Şimdi Umut Keskin demiş ki Santos'a zamanında sahip çıkıyordunuz. Umut sen bizi yeni izliyorsun herhalde. Santos'a ben Trabzonspor'u yendiğimiz maçtan bu yana gönderilmeli diyorum. Aç geriye dönük izle ben senin internet paranla yardımcı olacağım sana. Bu konuda sıkıntı yaşıyorsan. Ciddi söylüyorum. Kesinlikle bir şey değil bu. Nasıl geldiği zaman Ataş şunu da söyledik Şafak. Geldiği zaman şunu da söyledik. Bu adam bizim istediğimiz oyunu oynatmadı bugüne kadar. Portekiz milli takımında o kadar yıldızlar topluluğu olmasına rağmen çok silik ve kendi sahasında topu kabul eden savunma yönlü bir oyun oynattı. Bu Beşiktaş'ta işlemez dedik. Umarım bunu yapmaz. Onu da ne dedik? Biz iyiye yormaya çalıştık. Bir turnuva takımı oluşturduğundan dolayı böyle oynatmış olabilir dedik. Ama lig periyodunda böyle bir şey yapmayacağına inanmak istiyoruz dedik. Daha ilk geldiği gün. İsmi tartışılmaz. Evet doğru. O dönemde tüm eleştirileri kapatabilecek bir isim miydi? Evet o da doğru. Zor ikna edilebilecek bir hoca mı? Evet o da doğruydu. Ama biz çekincelerimizi söyledik ki senin bahsettiğin gibi uzun süreden beri biz bunu söylüyoruz. Şimdi kendisinin bugün yaptığı bir açıklama var. İdmanlara gelirseniz oyun olarak ne yapmak istediğimi anlayabilirsiniz. Kapımız açıktı. Sadece hazırlık maçına gelindi. İdmanları da açtık ama kimse gelmedi. Bana ne? Bana ne? İdmanlarda oynattığın oyuna puan mı veriyor hoca? Ne yapayım senin lay lay lam yaptığın antrenmanları? Geçtim. İstatistiğe bakalım. Başakşehir'in topla oynama yüzdesi %71. Bizim %29 ya. Nerede bunun büyük takım alayı? Hoca sen Portekiz'de Estoril'i çalıştırmıyorsun. Cimares'i çalıştırmıyorsun. Şuraya bak. İki tane isabetli şutun var. Bir tanesi gol oldu zaten. Geçtim onu. Golü atan da senin savunmacın. Gelecek sene bu takımda olmasını düşünmediğimiz adam. Geçtim. Dört kornerin var. 25 tane faul yapmışsın ya. Rakibine 25 tane faul yapmışsın. Sana yapılan faul sayısı 14. Geçtim. 9 tane kale vuruşun var senin. Rakip seni kendi sahana hapsetmiş. Ve maçtan önce diyorsun ki şey yapacağız, reaksiyon göstereceğiz. Hangi reaksiyonu ya?
Amartya'yla mı göstereceksin Allah aşkına? Maçın sonuna doğru bile bu adamı alıyorsun ya. Adam oyuna girerken şuna bakın, şu bunak yine beni oyuna alıyor der gibi bakıyordu size. Geçtim. Ya neresinden bakarsan bak elinde kalıyor. Beşiktaş 234 pas yapmış ya. 234 pas ve isabetli pasın 169. Bunun 125'i ilk yarıdaydı. Rezillik. Geçtim. 103 tane top kaybetmişsin. Ya neresinden tutarsan elinde kalıyor hoca ya. Abubakar. Ya senin Abubakar'la bir göbek bağın var. Gezal. Ya bunların hiçbirisi olmayacak gelecek sene. Yönetime sesleniyorum. Siz gelecek senenin takımını kuracağım diyorsunuz da Abubakar'la Gezal'la mı oynayacağız biz? Sayın Samet Aybaba, Sayın Feyyaz Uçar, Sayın Hüseyin Yücel. Siz bu adama hiçbir şey demiyorsunuz ya. Ya hiç konuşamıyorsanız bir kağıt alın, götürün, adamın önüne koyun. Samet Aybaba hiç mi yani için sızlamıyor, Demir Ege oynamıyor, Mustafa Hekimoğlu oynamıyor. Hiç mi için sızlamıyor be kardeşim ya? Emin olun uyumayan bebeğe Beşiktaş maçını izletin, hemen anında uyur. İnsan uykusunu getiriyor ya. İftar sonrası net uyutuyor. Bir tane video vardı Nedim. Emir anlatırsa o videoyu versene. Çünkü bugün basına düşmüş o video. İnsanlar son dakika diye vermeye başlamışlar kardeşlerimiz. Bir izleyelim. Gelelim bu konuda. Beşiktaş'ın, daha doğrusu çok merak ediyorsunuz Fernando Santos'un sözleşmesiyle alakalı detayları. Onu da söyleyeyim. Bu arada hala ekranda Fernando Santos resmi var. Fernando Santos'tan Beşiktaş çıkmak isterse çok da zorlanacağı bir durumda değil. Yani kalkıp da size Beşiktaş yönetimiyle alakalı, Hasan Arat'la alakalı, ya böyle sözleşme mi olur, çok yüksek meblağlar var, bu adamın tazminatı bu kadar gibi söylemler noktasına çok da itibar etmeyin. Eğer Beşiktaş Fernando Santos'a yolları ayırmak isterse gayet net bir şekilde de ayırabilir. Bu konuda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece burada şunu da istihbarati bilgi olarak söylemem lazım. Son 2-3 haftadır sanırım Gaziantep maçından sonraki süreç Beşiktaş yönetimi net bir şekilde, beni yarın sabah yalanlayabilirler bile, Beşiktaş yönetimi net bir şekilde hoca arayışlarına başladı arkadaşlar. Şimdi burada yerli mi yabancı mı o süreçler nedir anlatacağım. Ama şuna emin olabilirsiniz. Hocayla alakalı yani önümüzdeki sene Fernando Santos'un takımla uyuşmadığını düşünen, değişmesi gerektiğini düşünen yönetimin içerisinde çok ciddi fikir ayrılıkları var. Çok az da olsa bir grup istikrardan yana, bir grupta bu hocayla, yani isimden ayrı tutuyorum, hocayla Beşiktaş'ın oyununun bağdaştığını düşünmeyen ve bundan dolayı da çok geç olmadan önümüzdeki sene için yeni hoca gelmesi gerektiğini düşünen ciddi bir şey var. Fikir ayrılığına düşen bir ekip var. Dolayısıyla o yayını orada kestik. Yayının devamında da söylüyoruz. Fernando Santos seneye yok arkadaşlar. Bizi düzenli izleyen arkadaşlarımız hatırlarlar. Ben rakam söylememiştim. Mesela bugün de Fernando Santos'un bundan birkaç dakika önce ne kadar aldığını biliyoruz. Kulis bilgisi olarak söylemeyelim. Yanlış yerlere çekilebilir demiştik. O gün de rakam söylememiştik. Bugün sosyal medyaya 500 bin euro fesih maddesi diye düşmüş. Haber doğrudur, bilgi doğrudur. Bizim 31 Mart'ta verdiğimiz bilgi bugün de teyit edilmiş oldu başka arkadaşlarımız tarafından. Daha doğrusu desteklenmiş oldu. Teyit merciği onlar değil çünkü. Onlar haberciler bizim gibi. Ellerine, emeklerine sağlık, haberlerine sağlık. Biz rakam vermemeyi tercih eden taraftayız. Yarın öbür gün Fernando Santos'un ve ekibinin toplamda ne kadar aldığını da duyacaksınız. O zaman da bu kesimi hatırlatırım size. Bu kısmı hatırlatırım. Çünkü belki şaşırabilirsiniz. Ama negatif yönde mi şaşıracaksınız? Aa bu kadar ucuz muymuş diyeceksiniz. Aa bu kadar mı para vermişiz? Çok pahalı, hiç pahalı mıymış diyeceksiniz. Bunu o zaman görürüz. Öyle söyleyeyim. Çünkü biz burada haber yapıyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz haberlerden dolayı da neden haber yapıyoruz diye sorgulanmamalıyız bence. Çünkü haber bu. Mesela işte bu sermaye arttırma haberi gibi. Bu bir haberdi ve yaptık. 5 gün sonra çıktı. Anlatayım. Bu bir haber. Bu haberleri yapmamız lazım. Yaptıkça zaten biz bu mecralardayız. Bir tane Tatar Ramazan vardı yayınımızı izleyen. Onu kovdu arkadaşlarımız chatten. Tatar Ramazan demiş ya siz Beşiktaş varsa varsınız diye. Tatar Ramazan'ı bir pimini çekip buraya göndermiş belli. Sevgili Tatar Ramazan adı Mert Sertmiş. Çok sert bir çocuksun. Çok tedirgin olduk senden. Sevgili Mert zaten biz senin dediğini söylüyoruz. Bak ben öyle tiratlarla öyle tiratlar attım ki burada. Arkada bak bunlar var dedim. Bunlar varsa biz varız dedim. Biz hiç kimseyiz dedim. O yüzden sen pimini çekenlere ben seni şimdi böyle kurdum. Böyle arkadan bıraktım. Böyle body 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 yürü onlara doğru. Onlara anlat. Peki ben bunu söyledim.
Şafak abi bana bunu söyledi de. Tamam mı? Tatar Ramazan. Gündemden devam edelim. Tatar Ramazan'ı da geçmiş olalım. Arkadaşlar Fernando Santos önümüzdeki sene %99 yok. Hoca zaten satmaya başlamış maç sonu açıklamalarıyla. Bu takımı ben proje için geldim. Zaten bu kadar hoca değiştirdiler. Zaten bu oyunu... Sen neyin proje? Sen önünü göremiyorsun hoca. Allah aşkına Yunanistan'a gönderin bu adamı. Bırakın gitsin. Biraz gerçekçi olun. Kulislerde, kameranın olmadığı yerlerde Santos'la alakalı söylenenleri buralarda da söyleyin. Santos bu takımın oyununu geri götürdü diyorsunuz. Bunu söyleyin ya açık yüreklilikle. Takımın üstünde ölü toprağı var, atamıyoruz diyorsunuz. Bunu söyleyin açık yüreklilikle. Fernando Santos olmaz. Trabzon maçından beri burada yemediğim dayak kalmadı. Nedime edilmedik hakaret kalmadı. Bu adamla olmaz dedik diye galip geldiğimiz Trabzon maçından başladık biz bunu yapmaya. Hadi söze itibarınız yok, yayınlarına mı itibarınız yok? Geriye dönük izleyin değerli dostlar. Bizi ilk defa izleyenler. Velhasıl bu adamla olmayacağı aşikardı ve olmadı. Ha, o an kötü bir hamle miydi? Kim kötü diyebilir? Fernando Santos transferi için. Ama olmadı, tutmadı. O zaman başarısızlıkta Galatasaray gibi olun. Bak Galatasaray üzerinden örnek veriyorum. Başarısız olanı gönderin abi. Bugün itibariyle söylüyorum. Tarih 5 Nisan Cuma. Fernando Santos gitmediği sürece Beşiktaş Türkiye Kupası'nı bile kazanamayabilir. Ankara Gücü maçının Ankara Gücü karşısında favori olduğumuzu söyleyebiliyor musunuz? Rezalet bir futbol oynatıyor. Çağ dışı bir futbol oynatıyor. 50 tane hocanın içinden geçtiniz ya. Dürüst olsanıza. Yabancı hoca isteyenler. Hadi konuşsanıza. Eleştirin Fernando Santos'u da. Ben istiyorum. Bak ben hala yabancı hoca istiyorum. Bak, Fernando Santos'u istemiyorum. Sergen Yalçın'ın içinden geçtiniz. Şenol Güneş'in içinden geçtiniz. Yaşlı dediniz. Cahil dediniz. Bu adamda ikisi de var. İkisi de var abi. Hem yaşlı hem futbolu bilmiyor adam. Beşiktaş'ı düşürdüğünüz hale bakın ya. Bak ben şunun bir kere şerhini düşeyim. Ben Beşiktaş yönetimine güveniyorum arkadaşlar. Yaptıkları son 6 ayda yaptıkları işler referans alındığında dertlerinin Beşiktaş olduğundan zerre şüphem yok. Ama şunu da söylemek zorundayım. Aksi halde Beşiktaşlılığımdan şüphe ederim. Fernando Santos'u derhal kovmazsanız Türkiye Kupası mağlubiyetinde o kupa Allah korusun alınmazsa bu size yazar. Sayın Hasan Arat ve yönetimine yazar. Çünkü 2 gün önce Sayın Mete Vardır'ın iftarında biz de oradaydık. Hasan Başkan şu ifadeyi kullandı. Biz geldiğimizde kendimize 2 hedef koyduk. 1. Ligi 3. bitirmek. 2. Süper Kupayı almış. Pardon, Türkiye Kupası'nı almak. Şimdi ben de diyorum ki Ligi 3. bitiremezseniz ve kupayı alamazsanız sizin tabirinizle bu bir başarısızlıktır. Koyduğunuz hedefleri gerçekleştirememiş olursunuz. Sizin yıpranmamanız için bu adamı gönderin. Biz belki de lisanı münasiple eleştiririz siz kupayı kaybederseniz ve 3. olamazsanız. Ama sizi daha sert eleştirenler olacak. Taraftarlarda sinirlerine hakim olamayanlar olacak. Bağıranlar, çağıranlar, hakaret edenler olacak. Canınız sıkılacak. O yüzden bu adamı gönderin. Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar devam edin. Şimdiden de önümüzdeki senin hocası yerli mi alıyorsunuz? Yabancı mı alıyorsunuz? Alman mı alıyorsunuz? Türk mü alıyorsunuz? O sizin bileceğiniz iş. O yüzden yöneticisiniz. Alın hocanızı, anlaşın. Gelsin, maçı izlesin. Tribünde otursun. Serdar Hoca ile şey yapsın. Anlayın, istişarelerde bulunsun, transfer rotanızı belirlesin, değil mi? Önümüzdeki seneye de gümbür gümbür girin. Bu adamla olmaz. Bu adamı gönderin. Daha nasıl söyleyebiliriz yani? Sizin emekleriniz heba olacak. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Özellikle iletişim konusunda tak 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 hiç bak bugün biraz sonra değineceğiz. Bir dava açtınız. Bunlar çok güzel işler. Ama bütün bu güzel işleri işte Paşa Mandıra alındı, ona da değineceğiz. Orada çünkü yanlış bilinen bir şey var, onu anlatacağım. Paşa Mandıra alındı,
bu divan kurulundaki yapılan açıklamalarla ilgili hamleler yapıldı. Medyada veya herhangi bir yerde Beşiktaş'ı yıpratan kurum, kişi ve kuruluşlarla alakalı aksiyon alınıyor. Beşiktaş'ta ilkeden taviz verilmiyor. Bak hepsi çok güzel. Ama Şanök'ten tesisleri için aksiyonlar başladı. Aplikasyonun eli kulağında bir hikaye çıkacak. İşte bunların hepsini futbol takımının başarısızlığıyla negatife çevirmeyin. Bunu istiyorum. Sadece bunu istiyorum. Başka bir şey değil abi. Gönderin bu adamı. Daha ne kadar kötü olabilir? Şafak, 10 ay sonra da seçim var. Eğer böyle giderse Hasan Bey ve yönetimin yaptıkları heba olup gidecek. Bir başkası gelip kazanacak gidecek. Çünkü senin yayında ağırladığında kendisine söylediğin bir şey var. Top 3 direğin arasından geçmesi lazım. Bu haliyle top 3 direğin arasından geçmedikten sonra 10 ay sonra kusura bakmayın sandığa gömerler. Hiç kimse kusura bakmasın. Ve apronda bekleyenlerin iştahını kabartıyor şu anda Hasan Bey ve yönetimi. Hocayı göndermeyerek. Ve siz eğer göndermezseniz sizin kredileriniz de azalacak. Kredileriniz azaldığı zaman da bundan sonra yapacağınız hamlelerin maalesef size kredi kazandırma olasılığı da zayıflayacak. Ha, getirdiniz, aşı tutmadı. Olabilir. O gün için size göre doğru birisiydi. Tamam, eyvallah. Ama zararın neresinden dönersen kârdır demiş atalarımız. Biz halen de zarar yazıyoruz ya. Lafımı dikkatli seçiyorum Şafak. Bu ticarethane, hani benle kafa bulmuştun ya, bir daha söyledim. Bu ticarethane kar amacı güdülen şirket. Evet, içiniz fesatsın. Bu ticarethane sürekli zarar ederse kusura bakmayın, bir yerde incelemeye girer, incelemeye girdiği yerde de iflası istenir. Bizim şu anda futbol takımımız iflas etmiştir. Ve bu bugün değildir. Bundan önce de aynıdır. Ankara Gücü bizim içimizden geçer. Kimse kusura bakmasın. Bizim Fenerbahçe deplasmanına gitme durumumuz var. Gideceğiz de. Gittiğimiz yerde Fenerbahçe bizi rezil rüsva eder ya. Biz Adana Demirspor kadar bile oynamıyoruz. Ha, bugün Getson'un maçtan sonra açıklaması var. Takım olarak çok iyi oynadık. 2-3'ü bulabilirdik. Şanssız bir gol yedik. Hayırdır Getson? Hemşerini mi övüyorsun? Ne yapıyorsun? Şu mesaj bir kalsın. Devam et dedim. Neyi oynadın? Ne yaptın? Affedersiniz, deli dana gibi koşuyorsun. Başka bir şey değil. Benim nezdimde Getson da bu takımın oyuncusu değil. Ancak kim gelirse gelsin bu takımda iş yapamıyor ki. Senin bahsettiğin gibi Hasan Bey ve yönetimine ben de güveniyorum. İyi şeyler yapacağına inanıyorum. Ama burada aşı tutmadı. Buradaki aşı tutmaması demek kendisinin başarısız olduğu anlamına gelmez. Eğer yetkiyi kendisine verdilerse Samet Aybaba'nın, Samet Aybaba o zaman gerekeni yapsın. Başkanım, bu hocayla olmuyor diyebilsin. Şimdi Gökhan Akkuş demiş ki yönetim şu 10 gün içerisinde o kadar olumlu işler yaptı ki, aynen imza atıyorum. Eyvallah. Aynen Emirhan, hazırla onu. 10 gün ne demiş, pardon, içerisinde o kadar olumlu işler yaptı. 10 gün sonra tek maça çıktı. Takım tüm yapılan olumlu işleri aldı, götürdü, adam helal olsun. Aynen öyle. Yani kalkıp da zaten anlatmaya çalıştığımız bu arkadaşlar. O kadar böyle güzel işler yaptı ki Beşiktaş yönetimi ve bundan sonra da yapacak, eminim ben buna. Ama futbol bu işin aynasıdır. Sahada başarı gelmezse, bana kızsanız da şu an bu adam ne diyor deseniz de düşüncem değişmeyecektir. Alınan ne şeyler, anlatayım. Ne araziler, ne mülkler, ne bilmem neler, ne yapılan salonlar, bunlar benim nezdimde değerli ve önemlidir. Ama birçok Beşiktaş'ta abi siz ne anlatıyorsunuz, takım sahada yok diyecektir. Kendinize bunu yaptırmayın. Şimdiden bu takım bitmiş. Önümüzdeki senenin imzalarını atın. Önümüzdeki senenin rotasını çizin. Önümüzdeki senenin tohumlarını şimdiden toprağa ekin. Söylediğimiz bu, başka bir şey değil. Bu adamla olmayacağını görmek için alemi cihan olmaya gerek yok. Futbol uleması olmaya gerek yok.
Olmuyor bu adamla. Şu paşa mandıra konusu var. Emirhan, onu mu getireceksin? Kapat, bir şey Bilmiyorum. söyleyeceğim. Tabii ki. Hasan Bey'e de bir şey söylemek istiyorum. Sayın Başkan, akademiyle yaptığınız iftar yemeğinde bir tarafınıza Semih Kılıçsoy'u, bir tarafa da Demir Ergin'i tıklanıza almanız ya da gidip de hoca transfer istemiyor, benim Demir Ergen var demesi hiçbir şey değiştirmiyor. Bugün Aksaray'da saat bile sattırmayacağımız bir Amartey halen daha oyuna sokulurken o Demir Ege haftalardır oyuna alınmıyor ya. Sayın Başkan, nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Sizin söyleminizle hocamızın fiiliyatı birbirini tutmuyor. Ya bu çocuk FIFA tarafından yapılan araştırmada Arda Güler'in bile yer almadığı listede Türkiye'den yer alan tek oyuncuydu. Ve siz bu oyuncunun harcanmasına müsaade ediyorsunuz şu anda. Siz ne anlattınız bilmiyorum hocaya. Beklentileriniz ne, onu da bilmiyorum. Hoca size ne cevap verdi, onu da hiç bilmiyorum. Biz yabancı hoca olsun dedik ama takıma yabancı da olan birini tutmayalım artık takımın başında. Çıksın Serdar Hocam çatır çatır oynasın. Serdar Hoca da mı olmuyor? Ya sene sonuna kadar şurada 7-8 maç var. Bir tanesini getirirsiniz bir Beşiktaşlı ya. Hiçbir şey olmadıysa İspanya'dan Guti'yi getirin ya. Hiçbir şey olmazsa. Yani mutlaka bir şey yaparlar. Bundan kötüsü olmaz. Hiçbiriniz demiyor musunuz ya? Hoca biz seneye Abubakar'la oynamayacağız. Gezal'la oynamayacağız. Amartey'le oynamayacağız. Yani sen ısrarla Necip tamam iyi oyuncu da ya Tayyip Talha'dan sen ne istiyorsun be arkadaş ya? Bu çocuğu niye oynatmıyorsun? Ön tarafta ön libero'da oynatacağın adam yok. Necip'i oraya koyup da Tayyip Talha'yı yerinde oynatmak varken yok. Worrall'ı niye aldın? Başkanım bu Worrall'ı bizzat sen aldın. Worrall neden oynamaz? Kole gol attı diye. Kole iyi bir golcü, oyuncu mu? Hayır. Yediğimiz goldeki hatasını görün. Bu hataları hep yapıyor. Bak Yediğimiz goldeki hata Gedson'la Kole'nin hatası. şimdi maç dışına geçeceğiz ama son bir görsel attım Emirhan sana. Bir ekrana versene. Santos'un Beşiktaş'ı. Sol taraf ilk yarı, sağ taraf ikinci yarı. Bak Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki oyun anlayışına bakın. Utanın. Ben utanıyorum. Hele hele ikinci yarı İlerideki tek oyuncumuz Cenk. Ondan sonraki ilk oyuncumuz Muleka. O da orta saha çizgisinde. Bu yoğunluk haritası. Bu Ha, bir şey futbolu daha oynatıyor. söyleyeceğim. Bu futbolu oynatıyor Fernando Santos Bir şey daha söyleyeceğim. Bir arkadaşımız yazmış. Beşiktaş'a. Kaçırdım ismini. Heh, Özel Eğitim Akademi. Allah razı olsun senden. Bak bu sürekli takıldım diyorsun. Ya Gedson'un kaç tane asisti var? Her duran topta var. Gezal frikten kaç tane gol atmış ya? Neden bu ikisi sürekli gidiyor duran topa? Şu an takımda en iyi ayağı olan oyuncular Bıçı ve Müsrati. Ya bırakın kullansın ya. Bakın Muçi kadar direkt kaleyi düşünen bir tane oyuncumuz yok. Vallahi ben Muçi ile alakalı birkaç yayın önce yaptığım şeyin hala arkasındayım. İnsanlar şimdi onu sosyal medyada yeni yeni yazıyorlar. Başkan da ufak ufak dillendirmeye başladı. Muçi konusunda ben yazın o görüntüyü alıntılayacağım. O söylediğimi alıntılayacağım. Hayır, Muçi biz adamın hayrını göremeden adamı göndereceğiz ya. onu alıntılayacağım yani. Şimdi geçelim diğer konulara istersen Nedim. Tabii. Gelelim Paşa Mandıra'ya. Şimdi arkadaşlar öncelikle hak teslimini yapın. Sayın Başkan da yaptı. İsim vererek yaptı. Kendisini ayakta alkışlıyorum. İlk videoyu hazırla. Bu dönsün bu video. Dönsün. Şimdi Sayın Başkan çıktı dedi ki Paşa Mandıra artık Beşiktaş'ındır. İşte Kadir Kılıç Bey'le bir beyefendi de adını söyledi. Yanlışlıkla unuttum kusura bakmasın.
gittiler, bürokratik işlemleri yaptılar. 30 günde bize geçti bu arazi dedi ve şunu ekledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi. Kim dedi isim vererek? Serhan Çetinsay'a dedi. Samet Aybaba dedi. Bak bir sürü isim saydı orada. Şimdi görüyorum sosyal medyada. Yapmayın, Beşiktaş'ı ayrıştırmayın. Herkes bizim. Teşekkür tweetleri atıyorsunuz. Özellikle bir ekip var. Beni çok eskiden tanır onlar. Şimdi Aport'ta bekliyorlar bazı şeylere saldırmak için hissediyorum. Bazı projelere saldırmak için. Onu da zamanı geldiğinde konuşuruz. O ekip sürekli öyle bir ekip var ki Emirhan. Pardon Nedim. Böyle sürekli böyle şey negatif. Sürekli negatif ama. Öyle bir ekip var. İyi de Beşiktaşlılar. Haklarını yiyemem. Kimsenin Beşiktaş'ına laf edemem. Şimdi onlardan böyle görüyorum böyle teşekkür tweetleri atıyorlar ama bazıları sadece Samet Aybaba'ya teşekkür ediyor. Bazıları sadece Kadir abiye, Kadir Kılıç'a teşekkür ediyor. Bazıları sadece Serhan Çetinsay'a teşekkür ediyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Beşiktaş'a bir tuğla koyan herkes başımızın üstündedir. Bu projede başlatan, imza atan, öneren, giden, evrağı götüren, o direksiyonu tutan şoför dahil herkesin emeği vardır. Teşekkürü, başarıyı tek kişi özelinde lütfen bireyselleştirmeyin. Başarı Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların başarısıdır. Çok kısa süre içerisinde böyle bir arazi Beşiktaş'a kazandırılmıştır. Gelelim sosyal medyada dönen videolara. Şimdi bu video var. Bir de öbür videoyu ver Emirhan. Bir video daha vardı kardeşim. Onu da ver lütfen. Şimdi Paşa Mandıra haberini yapıyorlar. Yaparken bu videoları kullanıyorlar. Bakın bu videolar hangi videolar biliyor musunuz? Dur bakayım galeride tarihi varsa tarihini söyleyeyim ben size bu videoların. Şöyle açayım. Bu videoları hatırlayan var mı arkadaşlar? Ayrıntılar diyorum. Var mı bu videoları hatırlayan? Bir mesajları bir göreyim bakayım. Mesajlar Tudor diyorlar demiş. Heh, inadına Barış. Bu arada inadına Barış, senin forman gönderdiğin inadına Barış isimli dostumuz bir forma hediye etmişti kanalımızdan. Forman gerekli yere gitti. Resmi var kardeşimizin, atarım. 2019. Bak ne güzel. Aynen öyle. Bu videolar Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Orman Bakanlığı'ndan alınması düşünülen arazi alındığında oraya yapılması için o dönem Mehmet Ekşi'nin lansmanında bir tarafta Mehmet Ekşi, bir tarafta kadın futbol takımının başındaki yönetici kimdi? Nedim. Europcar da şey. Ah, söylesene ya, genç yönetici altyapıdan sorumluydu. Fikret Orman döneminde girdi. Fırat Pidan mı? Aynen öyle. Toplantıda video dönsün. Video dönsün lütfen. Videoyu var, ikinci videoyu. Fırat Fidan. Çünkü toplantıdayım, bizzat hatırlıyorum. Fırat Fidan oturuyordu. Yanında Mehmet Ekşi oturuyordu. Onun yanında başkan oturuyordu. Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeki Orman Bakanlığı'yla yapılan kısımla anlaşmayla arazi alınsaydı bu tesis yapılacaktı. Şimdi haber yapıyorsunuz. Beşiktaş Paşa Mandıra'yı aldı diyorsunuz. Habere bu videoyu koyuyorsunuz. Hiç mi araştırmıyorsunuz? Hani bu video Hasan Bey'in projesi değil. Hasan Bey'e de zarar veriyorsunuz. Siz böyle yaparsanız yarın öbür gün Hasan Bey'den, bakın Hasan Bey'den bu projeyi niye yapmadın diye belki de hesap soracaklar. Bize böyle gösterdin ama niye böyle yaptın diyecekler. Paşa Mandıra dediniz, mevzu geçen sene ortaya çıkan bir mevzu. Bu video 4 sene 5 sene öncenin videosu. Yapmayın ya. Bu kadar mı? Belki bir taraftar bunu bilmeyebilir, takip etmeyebilir. Sizler bunların haberini yapıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen biraz dikkat edin. Bu arada bu tesis çok güzel. İnşallah Paşa Mandıra'ya bu ve buna benzer bir tesis yapılır. O ayrı bir konu. Sorun tesiste değil. Ama bu tanıtım filmi, Beşiktaş Futbol Köyü filmi, 2019'da Ahmet Durşebi'nin vaadi. Neyse. Kısacası bunu da söyleyelim. Paşa Mandıra Beşiktaş'a hayırlı olsun. Bundan sonra da inşallah buna benzer hamleler olacaktır. İşte o yüzden Beşiktaş yönetiminin bu ve buna benzer yapmış olduğu güzel işler heba olmasın istiyoruz.
Bak Abdülkerim direkt çok güzel hatırlamış. Mehmet Ekşi'ye ben bir soru sormuştum. Sorduğum soruyu da hatırlatayım. Demiştim ki altyapıyla alakalı oyuncu havuzumuzda bir sorun yok ama yetiştirici tercihini neye göre yapacaksınız? Bizim bilgisayarlarımız var demişti. Yani neyse uzatmayayım mevzuyu şimdi. Ben Mehmet Ekşi'nin de orada olması gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Ekşi'nin Beşiktaş'ın altyapısına ben çok şey kazandıracağına inanmayan taraftayım. Tabii ki bu benim düşüncem. Yoksa hocanın futbol adamlığına ya kesinlikle laf etmem. Aklın yolu bir. Yani kısacası paşa mandıra mevzusu bu. Nedim bu konuyla alakalı yorumum varsa alayım. Daha sonra davayla ilgili konulara geçeceğiz çünkü. Geçelim kardeşim, davaya geçelim. Tamam. Şimdi biliyorsunuz bir videomuz var hatta. Biliyorsunuz diyorum ama hatırlamayanlar için hatırlatalım. Bir 40 saniyelik bir videomuz vardı. Emirhan o videoyu izleyelim. Ondan sonra dava evraklarının üzerine konuşalım. Bak Emin ne demiş? Projenin bu olduğunu zanneden çok sayıda taraftar var abi demiş. İşte bu yüzden Emin anlatmıyorlar insanlara. Çok dramatik. Bakın. Sizin telefonunuzda kaç tane Beşiktaşlı üye var ortaya çıkıyor. Yazılımın adı nerede? Buyurun. Sis diye yazılım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen aday olacak yöneticiye şey vermiyorsun, liste vermiyorsun. Kendin kulüp içinde yazılım yapıyorsun. Dışarıda paralel bir yapı oluşturuyorsun. Kulübe çuvallarla para getirip tek kalemde bankaya para yatırıyorsun. Yok öyle şey. Burası Beşiktaş. Burası Beşiktaş. Buyurun Edim. Divan Kurulu toplantısında Sayın Hasan Arat'ın ilk dönemde, sanırım 90 günlük dönemde yaptıkları tespitlerle alakalı konuşmasında vurguladığı ve hepimizi ağızlarını açık bırakan bir olay. Sicil Kurulu ile alakalı. Sicil Kurulu'nun Beşiktaş Olağanüstü Kongresi öncesinde yaptığı bazı yanlışlar da vardı. Adaylardan biriyle birini destekleyecek şekilde bir organizasyon düzenlemek. Adaylardan, yani Serdal Adalı ile alakalı. Serdal Adalı ile beraber bulunmak. Burada Serdal Bey'e ben bir şey demiyorum. Buradan sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece konumunu kötüye kullanan Nedim senin yüzünden çocuklar dersten atılıyor. Özür dile çabuk Ferdi Gençoğlu. kardeşim, sen doğrusunu söylemişsin. Bütün sınıf sana boşuna gülmüş. Sinirim Ferdi bozuldu. kardeşim, Konsantrasyonum bozuldu. hiç üzülme, hiç üzülme. Doğrusunu söylemişsin. Bunları Hızlıca çıkmasın. okuyalım. Ne demiş Ferdi Gençoğlu? Şafak abi bugün derste hoca kar amacı güden kuruluşları sordu. Kârhane bütün sınıf. Onların aklına gelen böyle yazılmıyor. Tamam. Onların içi fesat. Ay Nedim Sen Güngör neler doğrusunu yazmışsın kardeşim. Nedim Güngör bu arada bana bu arkadaki çok güzel eseri gönderen kardeşimiz mesaj atmış. Nedim abiye de yolladım. Bana gitti gözüküyor diye. Geldi mi? Geldi geldi. Bir göstersene onu. Odama astım iş yerinde ama oradaki resmini göndereyim. Senin iş yerin de kar amacı gütme. Emirhan'a gönderiyorum şimdi. Ay ay. Emirhan ekrana ver de. Vay be. Gencecik bir çocuğun eğitim hayatı ve istikbaline sebep oldun ya. Ben senin yerinde olsam Ferdi'nin bundan sonraki bursunu ben karşılıyorum. Baş göz üstüne, sıkıntı yok. Ya Bu canım. arada bunu gönderen kardeşimizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Biraz Normalde yakınlaştırsana Emirhan. ben duvara falan böyle şeyler asmam ama ilk kez ofisimde, yani kendi odamda bir şey astım ben. Sağ olsun, teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok nazikti. Valla sevgili Şükrü gönderdi bunu. Bize de sana da kendisi böyle bir hediye göndermiş. Çok teşekkür ederiz sevgili Şükrü. Çok Yani teşekkür ederim.
Ha, Muhteşem buyurun. ya. Muhteşem. Ne Bak, diyeyim? Aykut da yazmış çufçu fahişe. Ya sen beni ne hale getirdin ya? Ne diyeyim? Sen artık kar amacı gütmeyen şirket konumundasın. Ha, bak Belaran da yazmış. Necip yazmıyor diye. Ha. Ama yapacak bir şey yok. Necip Bey. Devam edelim. Evet. Şimdi sis videosunu bir kere daha izlememize gerek yok herhalde. Evraklar gelsin Yok. oraya. Şimdi burada şöyle bir durum var. Beşiktaş Kulübü gerçekten çok büyük bir zan altına atıldı. Kulüp olarak söylüyorum. Çünkü KVKK ihlali söz konusu. Oradaki kişiler bilgileri haricinde rızaları olmadan bu bilgilerin kendileriyle alakalı paylaşılmasından dolayı kulübe karşı hukuki bir mücadele içerisine girme haklarına sahipler. Bundan dolayı Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun kendilerini bu kadar yüz kızartıcı bir duruma düşüren kurulla alakalı gereğini yapmaları çok doğruydu. Onlarla ilgili hukuksal bir mücadele başladı. Bunun da umarım kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde bu Hasan Bey ve yönetimi eğer bunu ortaya çıkarmasaydı, ki çıkarmadan önce de neler olduğunu hiç bilmiyoruz. Orası da bir fecaat. Çıkarmasaydı bundan sonra daha da katlanarak gidecek gibi duruyordu. Hatta üyeliklerin altına laneteyn imza atanlar ve aynı imzaları farklı farklı üyeliklerde atanlar da bulundu. Şimdi aynı dönemde üye olanlar tedirginler bu sefer. Yönetimin bunlarla ilgili de mutlaka bir açıklama yapması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü aynı dönemde safiyane duygularla üye olan kişiler de var. Şimdi Şükrü Bey bunun ticaretini yapmıyor bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Yani kendimi yaptığı yaptırıp hediye mi etti bilmiyorum. O yüzden bu sorularınıza cevap veremem ama çok güzel yani. Çok bir mesaj var Aytaç 9 Elma'dan, değil mi? Aytaç 9 Elma demiş ki Avustralya'da yaşıyorum. Bir Beşiktaş maçı seyretmem saat farkı sebebiyle biraz klavyenin azizliği var. Ben toparlayarak okuyacağım. Avustralya'da yaşıyorum. Bir Beşiktaş maçı seyretmem saat farkı sebebiyle maç öncesi stresi maç sonrası derken 36 saat. Ben bu Sayın Santos'un deneme yanılmasını fantezilerini seyretmek için 2 gün seyretmek için mi 2 gündür uyumuyorum demiş. İşte o yüzden diyoruz ya saha ve sonuçlar ve tabela başarının aynısıdır. Şimdi bu evraklarla alakalı şunu söyleyelim. Necip abi güzel olmuş tablosu işte. Arkadaşlar KVKK'yı bir yana geçtim. Ben burada sayın Altın Hanım'ı, Altın Mimir'i çok net bir şekilde tebrik ediyorum. Özellikle son yapmış olduğu hamlelerden dolayı. Emirhan bizim WhatsApp grubumuzun da linkini yapıştır. Çok soran oluyor. WhatsApp grubunda 2 tane doküman vardı. Bak sana da attım. O dokümanlar biraz daha yakın. Bunları da ekrana getirirsen daha iyi olur kardeşim hazırladığında. Senden ricam. WhatsApp kanalımızın da linki burada arkadaşlar. Yayın duyurularımızı oradan yapıyoruz. Özellikle transfer döneminde işte Muçi vesaire diğer isimler, Barış. Bunların hepsini oradan duyurduk önceden. Katılmanızda fayda var. Şimdi bakın evraklarda ne diyor? Altın Emek Hukuk Bürosu'nun Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu şikayet dilekçesi. Burada suç olarak TCK 135 yani kişisel verilerin kaydedilmesi ve TCK 136 hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve re'sen tespit edilecek diğer suçlar. İkinci bölüme gel. Hemen ikinci evrağa gel. Orada çünkü delillerden bahsediyor. Deliller de diyor ki internet uygulama platformunda yer alan ve şüphelilerin sahibi olduğu SIS Teknoloji isimli uygulamanın müvekkil kulüp ve üyelerin ismi, soy ismi, telefon numarası, referans ve üye sicil bilgilerinin tek tek gösterildiği ve bu şekilde bir liste oluşturulduğunu gösteren ekran görüntüleriyle video kayıtları. Hatırlıyor musunuz? Bu divan kurulu toplantısının olduğu gün ya da bir sonraki gün ya 9 Mart ya 10 Mart bir yayınımız vardı. O yayında dedim ki insanların hani telekomünikasyon firmaları böyle bölüm bölüm numaraları satıyor diye bir durum var ya biliyorsunuz. Size mesela mesaj geliyor. Gidiyorsunuz atıyorum işte ya da firma ismi vermeyelim.
Necip Tekstil'e gidiyorsunuz. Necip'ten girelim. Siz işte kasada işlem yapıyorsunuz. Numaranızı alıyorlar. Siz zannediyorsunuz ki indirim falan tanımlanacak. Eve bir geliyorsunuz. 3 gün sonra mesaj geliyor. Necip Tekstil'in yeni kreasyonunu görmek için tıklayınız diye. İşte bunlar toplu halde sizin oraya verdiğiniz iletişim bilgileriniz toplu halde satılıyor diğer firmalara. Bir havuz oluşturuluyor. İşte aynı durum, ben hala o gün söylediğimin arkasındayım. En büyük endişem şu ki aynı durum kulüp içerisinde de acaba oldu mu? Sadece Sayın Çebi yönetimini demiyorum. Önceki yönetimlerden de bahsediyorum. Yani toplu halde üyelerin bilgileri acaba bir yerlere verildi mi? Satıldı mı? Bu davada beni en çok ilgilendiren kısım bu. Firmayla alakalı, çünkü bu ortaya çıkacaktır. Bu firma sahipleri diyecektir ki biz bu bilgileri atıyorum Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Nedim Güngör'den aldık, sallıyorum. Kimse zan altında kalmasın. Şafak Malatya'dan aldık kulüp çalışanı diyecek belki de. Ben işte o zaman ne yapılacağını çok merak ediyorum. Anladın mı? Bu sene muhtarlar bile mesaj attı diyor. Aynen öyle işte sevgili İsmail. O muhtarların, onların, bunların mesaj atmasının sebebi bu. Ya ben Kartal'da oturmuyorum. Bana düzenli olarak Kartal'dan, Maltepe'den belediye başkan adaylarının, muhtarların mesajları geliyor. Toplu halde almışlar. Muhtemelen orada bir yerde bir alışveriş yaptık. Gömmüşler oradan bir işte Vodafone, Turkcell, Telsim, AVE'ye neyse işte vermiş. Veya parasını verip almışlar. Bu madde var bununla alakalı anladığım kadarıyla. Bu satışa olanak veren. Çünkü sizden bir onay alıyor ya firmalar. Bilgilerinizin işlenmesi adına, işte kendi reklam ve bilmem nemiz için üçüncü tarafta kullanılması adına diye bir madde var. Tık vurup geçiyorsunuz ona. Otomatikman satıyor bu adamlar. İşte burada kulüp içerisinde böyle bir hamle oldu mu? Beni en çok bu ilgilendiriyor. Nedim, ne diyorsun? Şimdi benim de bunlarla ilgili endişelerim var. Beşiktaş Kulübü'ne üye olan insanlar Beşiktaş Kulübü'ne aidiyetlerinden dolayı bunu yapıyorlar. Ve tabii ki iletişim bilgilerini de üyelik aşamasında veriyorlar. Niye? Çünkü güveniyorlar. Normalde kişiyle kurum arasında yapılan sözleşmeler üçüncü kişilerle kişinin izni olmadan paylaşılamaz. Örnek, 4857 sayılı iş kanunuyla herhangi bir yerde çalışan bir personelin bilgileri personelin izni olmadan devlet denetimi haricinde hiçbir yerle paylaşılamaz. Hiçbir yerle paylaşılamaz. Örnek, Şafak Holding'den birisi aradı bizi, orada çalışan X bir kişiyle alakalı referans istedi. Bu kişi sizde ne zaman işe başladı diye. Bu bilgiyi de veremezsiniz. Bu kişinin devamsızlığı var mı? Bu kişinin işte maaşı nedir? Bu kişi işte böyle böyle söylüyor. Doğru mu? Bu bilgileri veremezsiniz arkadaşlar. Çünkü KVKK gereği siz izin almadan kişiyle alakalı herhangi bir bilgi veremezsiniz. Ve biz üye oluyoruz kulübe. Kulübe üye olurken verdiğimiz bilgileri kendi bünyesinde saklaması için. Kendilerine bunları veriyoruz. Ama saklayamadıkları yerde bizim hukuki haklarımız doğuyor. Bu zamana kadar kim bilir kaç yönetimden beri, ki bildiğim kadarıyla Sicil Kurulu Başkanı uzun zamandan beri, Sicil Kurulu uzun zamandan beri görev yapıyor. Kim bilir kaç defa, tırnak içerisinde söylüyorum, bu dava açıldığına göre görev kaç defa kötüye kullanıldı bugüne kadar? Bilmiyoruz. Sadece siz kuruldu da kimin Beşiktaş üyesi olup olmadığına mı bakıldı? Yoksa ihtiyaç sahiplerine, yani bu bilgilere ihtiyacı olan kişilere sürekli bunlar aktarıldı mı? İşlerine gelen başkan adaylarına verildi, işlerine gelinmeyince verilmedi mi? Kafamızda deli sorular var.
Her şeyi geçtim arkadaşlar. Beşiktaş Jimnastik Kulübü güvenilirliğini kaybediyor. Ve kaybetmiş durumda. Bunu bildiği yerde kimse Beşiktaş Kulübü'ne herhangi bir bilgisini verip de üye de olmak istemez. Eğer bu gün yüzüne çıkarılıp hukuki süreç başlatılmamış olsa idi. İlk önce siz kendi yapınızı bir temizleyin, ondan sonra biz üye oluruz derdik. O yüzden bu çok ciddi bir itibar kaybına sebep olabilecek bir durumdur. Bir an önce hukuki sürecin başlatılıp ki başlatılmış, sonuçlandırılıp bu işin muhataplarının acilen cezalandırılması gerekir. İbrete alem olacak şekilde. Ve Beşiktaş Kulübü'nün de ilgili kurullarının mutlaka ama mutlaka bununla ilgili kendi iş tüzüğüne göre işlemlerini yapıp gerekli cezaları mümkünse ihraçlarının sağlanması gerekir. Ve bunun da ilan edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi aşağıdaki linkin görselini de ekrana versene Emirhan. İzleyicilerimizin de bilgisi olsun. Biraz da kamu yararına bir iş yapmış olalım. Bir futbol kanalıyız ama. Sana attığım linki işte bir tarayıcıdan açıp ekrana ver. Sonra da ufak ufak toparlayacağız zaten. Bir izleyicimiz şöyle bir şey sormuş. Nerede Recep Bey? Ekrana gelene kadar. Furkan Savaş, Buğra, Recep Yılmaz. Recep Yılmaz demiş ki mesajların gelmemesi için ne yapmamız lazım? Bilginiz var mı? Ben şu an ekrana gelmedi. Biraz sonra gelecek Emirhan. Şu an ekranda bizim bir yanımız gri, bir yanımız bahar bahçe şeklinde ama biraz sonra gelir. Bu IES diye bir sistem var arkadaşlar. Linkini biraz önce Emirhan aşağıya gönderdi. Şu an ekranda bir şey görünüyor mu arkadaşlar? Ben görmüyorum ama siz görebiliyor musunuz? Bir okey der misiniz? Ben göremiyorum Emirhan. Ekranda bir şey yok. Yok Emirhan, ekranda bir şey yok abicim. Bir tarayıcıdan açarsan şu an gözükmüyor. Bizi istersen ver tam ekran sen açana kadar. Şu an ekranda gözükmüyor. Şimdi bu sistem ileti yönetim sistemi. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar ileti yönetim sistemine. Kendiniz ileti yönetim sistemi üzerinden... Tamam bak şimdi geldi. Buraya giriyorsunuz. Bu zaten ORG ve TR ile bitiyor. Resmi bir site. Vatandaşlık bilgilerinize giriyorsunuz. Bugüne kadar cep telefonunuzu hangi kuruma, hangi kuruluşa, hangi markaya verdiyseniz ve onlara ne izni verdiyseniz işte bana SMS atsın, bana reklam videosu göndersin, bana e-mail atsın gibi faks göndersin vesaire neyse bütün verdiğiniz müsaadeler çıkıyor firma firma yanlarından tikleri kaldırarak otomatik olarak tertemiz çıkıyorsunuz içeriz. Bir daha o firmalar size bu reklamı göndermiyor. O dakikadan sonra da gittiğiniz yerde, alışveriş yaptığınız yerde kasada sizden numaranızı istediklerini sorun. Neden istiyorsunuz? İşte atıyorum Şafak Club kart çıkartacağız. İstemiyorum kardeşim kartınızı deyin. Al alışverişin parasını deyip dönüp gidin. Numaranızı vermeyin. Çünkü onlar o numaraları satıyorlar. Emirhan Onur demiş ki 18'inde askerim 6 ay sonra zirvede Beşiktaş'ı görür müyüm? 6 ay sonra zor yani Emirhan. İnşallah ama zor. Yani ileti yönetim sisteminden bu dediğinizi yapabilirsiniz Recep Bey. Kamu spotunu da vermiş olalım. Arkadaşlar kapatmadan önce sizden kişisel bir ricam var. Malumunuz bugün itibariyle. Gerçi rivayet odur ki Ramazan'ın son haftası içerisinde der. Ama şu an için yani bu yılın takviminde Ramazan ayında bugün itibariyle Kadir Gecesi söylenmektedir. Dualarınızı edin. İnancınız doğrultusunda isteyin Yaradan'dan. Çünkü çok önemli bir gecedeyiz. Eğer dualarınızın bir köşesinde de çok sevdiğim bir dostum, bir arkadaşım yurt dışında yaşıyor. Ciddi bir ameliyat serisi geçirecek. Kanserle alakalı. Onun adına da dua ederseniz, işte Şafak Malatya'nın arkadaşı diye dua ederseniz, adını artık vermiyorum aslında ismen dua etmek daha iyidir ama duanızın bir köşesinde onu da geçirirseniz mutlu olurum. Çünkü zor bir süreçten geçecek. İnşallah sağlıkla çıkar. Hepinizin bu vesileyle mübarek Kadir Gecesi, mübarek olsun Kadir Gecesi.
dualarınız kabul olsun. Allah bu ay yaptığınız tüm ibadetleri kabul etsin. Yayınımızın sonuna geldik. Nedim, var mı ilave edeceğim bir şey? Kardeşimize Allah'tan şifa diliyorum. Cenab-ı Allah çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine bağışlasın, ailesine bağışlasın. Hepimizin Kadir Gecesi mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Bu arada Süleyman Seba'nın 98. doğum günü de kutlu olsun. Allah da ona gani gani rahmet eylesin inşallah. Bugün burada bir sürçülisan ettiysek affola. Başladım ben, sen gelmeden önce bir kusurumuz olduysa sana karşı da affola. Biraz dolmuştum ama eksik olma, sen de anlayışla karşıladın. Arkadaşlarımız anlayışla karşıladı. Nedim, bir şey söyleyeyim mi? Herkese ayrıca. Buyur. Bizim duyduklarımızı, hakkımızda söylenenleri bizim yerimizde başkaları olsa daha sert söyler. Kavgacı bir üslupla söyler. Saldırı moduna geçer. Biz onları yapmıyoruz. Yapmamaya da gayret edeceğiz ama bir yerde bardak taşabilir. Çünkü sürekli damlıyor. Bardağı taşırmamaya gayret etsinler. Bu bir temennidir. Yanlış anlaşılmasın. Bizim burada derdimiz Beşiktaş'ı konuşmak, futbolu konuşmak. Umarım bundan sonraki yayınlarda da bugün yaptığımız girizgah gibi bir girizgah yapmak zorunda kalmayız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili Necip Güngör'le beraber bugün yayınımızı gerçekleştirdik. Necip Güngör kar amacı gütmeyen bir şirket sahibi. Görüşürüz. Hep gülün. Beşiktaş'ta kalın.